düzeltiyorum. 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak geçici bir düzenleme. Sadece meskenlerdeki kiracı ev sahibi arasındaki kira belirlemesinde uygulanacak bir düzenleme ve devam eden kira sözleşmeleri için uygulanacak bir düzenleme. Ve bunun üzerinde %25'in üzerinde kira zammı yapılması geçersiz olacağı açıkça ifade edilmektedir. Eğer 25'in altında diyelim ki tüfe ve diğer şartlar 25'in altında değişen oranda bir sonuç ortaya koyarsa o zaman o değişen sonuç geçerli olacak. Evet. Ama üstünde evet. bir rakam ortaya çıkarsa o zaman %25 sınırlamasına tabi olacak. Uzatılma söz konusu değil. Hı hı. Sadece geçici mahiyette yapılan bir düzenleme. Türkiye'deki şu anki şartlar nedeniyle alınmış bir tedbir düzenlemesi. Biz bir yandan ev sahibimizin hukukunu korumak, öte yandan da dar gelirli olan kiracıların da hukukunu korumak gibi iki denge arasında bir tercih yapma durumunda kaldı hükümet. Ve bu yönde bir tercihte bulundu ve bu tercihi bir yılla sınırlandırılarak ev sahiplerinin de hukukunu koruyan ve bir yıl sonra eski düzen neyse ona dönecektir. Borçlar Kanunu'ndaki hükümler aynen cari olarak devam edecektir. O şartlara herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Kalıcı bir düzenleme yapılması da söz konusu değildir. İstisnai bir durum tabii, Sayın Bakan anladığım kadarıyla. Başka durum, bir yere teşmil edilmesi yok, de söz konusu değil. Sadece konutlarda bir, iki konutta kiracı olarak oturan kişilerin kira artışlarında söz konusu olacak. İlk defa kiraya veriyorsa söz konusu değil. Eğer iş yerleri söz konusuysa bunlar için de söz konusu değil. Yani meskenle sınırlı ve kiracı kiralayan ilişkisi olan kişiler arasında devam eden kira sözleşmesinde kira bedelini tespit noktasına gelindiğinde uygulanacak bir yasal kriter ortaya koyuyoruz. Sınırlayıcı bir kriter bu. Ama geçici ifade ettiğim gibi. Yani tekrar üzerinde vurgulayalım. İş yeri olduğu zaman yine tüfe oranına bağlı olarak ya zam yapabilir. İş yerleri mevcut Borçlar Kanunu hükümlerine tabi aynı şekilde. İlk defa kira sözleşmesiyle kiraya verilecek yerlerle ilgili de herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Şimdi taraflar %25'te anlaşamadığı zaman ev sahibi anlaşamadık diye bundan mütevellit kiracıyı çıkaramaz. Çünkü tahliye davası açabilir. Açtığı zaman da yasa hükmü mahkemeyi de bağladığı için mahkeme evet. %25 eğer kiracı vermişse onunla ilgili açılan tahliye davasını reddedeceği aşikardır. Yani zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz. Taraflar arasında eğer evden çıkma konusunda ihtilaf olunca hakem Türk yargısıdır. Yargıya gidecektir. Yargıda bu yasal düzenleme karşısında 1 Temmuz 2023'e kadar olan ihtilaflarda bu sebebe dayalı eğer %25 artışı kiracı kabul etmişse bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini tahmin etmiyorum. Tabii Sayın Altay bunu değerlendiriyor. Siyaseten bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada kamuoyu bir büyük beklenti içine girdi. Kiracı ev sahibi ilişkilerinde bir düzenleme yapacağı kamuoyunda çok da pozitif bir algı doğurdu. Şimdi eğer düzenleme yapılmasaydı eminim ki şöyle diyeceklerdi. Hani yapacaktınız kiracıları koruyan bir düzenleme? Şimdi yapmadınız. Şimdi yaptık, ev sahiplerini niye korumuyorsunuz şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyor. Ben bu samimiyeti ölçecek bir test var. Yasa çıktı. Anayasa Mahkemesi'ne bunu taşıma imkanı var. Eğer CHP ve Sayın Altay bu konuda iddia ettikleri gibi samimi ise Anayasa Mahkemesi'nin yolu açık. Oraya müracaat edebilirler. Anayasa Mahkemesi bunu değerlendirebilir. Yani o yol da açık. Ama ben eminim CHP Anayasa Mahkemesi bu konuyu taşımayacaktır. Şimdi ben bir siyasi değerlendirme yaptığını düşünüyorum. Bu makul olan bir düzenleme. Evet. Makul olan bir düzenleme. Evet. O kadar söyleyeyim. Çünkü böyle bir ortamda nasıl bir düzenleme yaparsanız yapın, bir tarafın rızasına aykırı olacak bir düzenleme. Ama böyle bir tedbir almak gerekiyorsa, ülkenin buna ihtiyacı varsa bu tedbirde
makul çizgiyi gözetmek ve bu makuliyette kalmak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukuna saygının gereğidir. Bu düzenleme makuliyet çizgisinde bir düzenlemedir. İstisnai bir durumdan geçiyoruz. İstisnai bir düzenleme, geçici bir düzenleme, sadece meskenlerle sınırlı bir düzenleme, devam eden kira sözleşmeleriyle alakalı bir düzenleme. Kira süreci devam ediyorsa 5 yıl olsun, 10 yıl olsun, orada 2 ayrı zaman dilimi var. Bunların hepsi için uygulanacak 1 yıl süreyle.